Grip enfeksiyonu ve soğuk algınlığı arasındaki fark nedir? Baş ağrısı, öksürük ve burun akıntısı. Soğuk algınlığı hiç iyi bir şey değil ve kesinlikle grip de öyle. Genellikle sizi yatağa düşüren sadece bir grip enfeksiyonu. Grip enfeksiyonu ve soğuk algınlığı arasındaki fark. Soğuk algınlığı kışa özgü bir sorun olsa da kışın grip olma olasılığı çok yüksektir. Soğuk algınlığı influenza virüsleri tarafından bulaşır ve grip enfeksiyonunun aksine aniden çoğalırlar. Soğuk algınlığı hastalığının seyri daha yoğundur ve daha uzun sürer. Kalabalık metrodaki bir hapşırık veya asansörde bulunan hasta bir kişinin bastığı düğme virüsleri size bulaştırmaya yeter. Ilık bir gargara boğaz bölgesindeki mikropları öldürür ve boğazın dezenfekte edilmesine yardımcı olur. Hastalıklar söz konusu olduğunda uyku en büyük ilaçların başında gelir. Olabildiğince fazla uyuyup dinlenmeniz gerekir. Yüksek ateşiniz varsa bu bir grip enfeksiyonu belirtisi olabilir, hemen bir doktora görünmekte yarar vardır. Grip veya soğuk algınlığını önleyin. Soğuk algınlığı ve grip enfeksiyonunu önlemenin en büyük yolu spor yapmaktan geçer. Temiz bir havada yapılan spor hem hava koşullarına kendinizi alıştırmanıza hem de bağışıklık sistemini güçlendirmenize yardımcı olur. Stresten uzak durun, uykunuzu iyi alın, sık sık ellerinizi yıkayın. Bu virüslerin öldürülmesinde büyük rol oynar. Gripin etkili bir şekilde önlenmesi sadece aşı ile mümkün. Genel hijyen önlemleri sayesinde soğuk algınlığına karşı iyi bir savunma oluşturulsa bile grip enfeksiyonunu tam olarak engellemez. Soğuk algınlığının aksine grip için en iyi önlem aşıdır. Özellikle yaşlı insanlar, diğer insanlarla çok fazla zaman geçiren insanlar ve sağlık personelleri gribe karşı mutlaka aşılanmalıdır.